Tam sezon açıldı dedik. Şu havanın haline bak. Biz de ne yapalım? Motorcu ne yapar böyle havada? Motora binemiyorsa benim en büyük hobim Motomax'a gelip ne var ne yok incelemek. Hiç olmazsa ruhumu doyuruyor. Şimdi bugün de harika bir kask gelmiş. Onu da çok merak ettim. Koşa koşa buraya geldim. Gelin bakalım. Sena'nın Impass kaskları şu anda Motomax'a gelmiş. Biz de geldik incelemeye. Bir beyazı var. Bir de siyahı var. Şu an gelmiş olan. Eminim daha farklı renk seçenekleri de yakın zamanda gelecektir. Ama zaten Sena'nın kendi sitesine baktığınızda şu an bu iki renk var. Şunu söyleyebilirim. Bugüne kadar incelediğimiz Sena kasklarının arasındaki en iyi işçiliğe sahip. Özellikle boya kalitesi beni oldukça şaşırttı. Şu içindeki pedleri kullandığım birçok kasktan daha konforlu gözüküyor. Şimdi zaten takıp da incelemesini yapacağız. İlk önce dışarıda ne var bu kaskın bir bakalım. Şimdi bu kaskı aldığınız zaman ilk önce dikkat etmeniz gereken şey şuradaki Harman Kardon yazısı. Harman Kardon biliyorsunuz bir ses sistemi firması. Beraber işbirliği yapmışlar ve de harika bir ses kalitesi olduğunu iddia ediyorlar. Denemedim. Şimdi deneyeceğim, ondan sonra söyleyeceğim. Aynı şekilde mikrofonda da Harman Kardon'un imzası varmış. Bunun dışında Sena'nın biliyorsunuz harika intercom sistemleri var. Bu kaskta meshli bir intercom kaskın içine gömülü durumda. Biliyorsunuz mesh artık gittikçe popüler oluyor. Neydi mesh'in özelliği? 8 kilometreye kadar birbirine bağlana atlaya bir konuşma mesafesi sağlıyor. Neydi? 8 kilometre uzaktaki kankanızla konuşun diye bir video yapmıştık. Onu da şuraya bırakalım. Bunun dışında standart Bluetooth intercom'a sahip. İçinde radyosu var. Yeni bir yazılıma geçmiş Sena. Bu yazılım sayesinde bütün bu intercom ve de sizi çok şaşırtacak bir özelliğini kontrol edebiliyorsunuz. O da arkasındaki şu gönüllülük ışığı diyelim artık. Stop ışığı demeyelim. Gönüllülük ışığı. Bu ışığın 3 tane modu var. Onu da şimdi buraya koyacağım. 3 modu işte yanıp sönen var. Hafif yanıp sönen var. Bir de gece modu varmış. Daha düşük bir ışık seviyesini yanıyor. Bence harika. Böyle internette sürekli videolar dönüyor ya, işte kaskların her yerinde ışıklar olan motorcu abilerimiz var. Yakında sanırım Sena o tarz şeyler de yapacak gibi hissediyorum. Bunu ilk deneme olarak görüyorum ben. Arkasını çevirdiğimizde bu kaskın DOT ve ECE sertifikalı olduğunu görüp içimize bir su serpiliyor. Öne açılabilir bir kask. Bunun full face olanları da gelecekmiş. Şöyle bir kapatalım. Oldukça şık bir kask. Üstünde ve çenesinde havalandırma açılıp kapanabilir havalandırmaları var. Ve de arkasında bu içerideki havayı dışarı attığı egzoz sistemi var diyebiliriz. Bunun dışında yine devam ediyorum. Bitti mi bitmedi. Kaskın gerçekten çok kaliteli bir güneş vizörü var. Bayağı iyi. Ben yorumları okuduğum kadarıyla insanlar çok memnun kalmışlar. Şimdi ben de zaten test ediyor olacağım. Hava güzelleşince de yolda test ederiz. Bunun dışında gözlük kullananları da unutmamışlar. Şuraya şöyle bir gözlük kısmı yapmışlar. Burada böyle sizi rahatsız etmeyecek. Buradaki süngerler yok. Buradan rahat bir şekilde gözlüğünüzü de takıp kullanabiliyorsunuz. Bunun dışında neleri var? Bakalım. Her şeyini anlattık galiba. İşte mikrometrik. Oldukça sağlam. Çene bağlantısı var. Bunlar oldukça güzel, kolay takılıp çıkartılabilen bir bağlantı şekli. O, evet, oldukça iyi. Peki, burada gördüğünüz gibi herhangi bir şarj edilecek yeri yok. Peki nereden şarj ediyoruz? Bu Apple'ın eskiden laptoplarında kullandığı mıknatıslı bir şarj sistemi var. Buraya kendi kendine yapışıyor kolay bir şekilde. Bu kendi kendine şarj ediyor. Bunun şarj süresi de 2 saat 40 dakika. 2 saat 40 dakikada şarj oluyor ve de size 12 saatlik bir mesh konuşma süresi vaat ediyor. Bu da oldukça iyi bir süre. Yine ayrıntılı baktığımızda burada çenenin altında yine rüzgarı almaması için bir alan bırakmışlar. Onun dışında da nefes yönlendirici bir parçayı da buna eklemişler. Yani aslında alçık bir kask. Yani böyle Bluetooth, mesh, güvenli, efendime söyleyeyim şık, iyi, kaliteli bir kask arıyorsanız Sena'nın bu kaskını incelemenizi tavsiye ederim. Gerçekten yok yok bir kask yani. Başka aslında bu kadar. Aslında şimdi bunun bir sesini deneyelim biz. Bonemizi taktık. Bütün icra koşullarına uyuyoruz. Şimdi bakalım kaskımızı takalım nasılmış. Ben X-Large'ını giyiyorum. Zaten normalde de
XLarge kask kullanıyorum. Sadece klimde large kullanıyorum. Evet, oldukça yumuşak, keyifli bir hissi var. Mikrofonun pozisyonu da gayet iyi. Güzel, pantolonlar. Oldukça güzel. Şimdi bir de müziğini deneyelim. Gökhan, ver müziği oradan. Aa, çok iyi lan. Vallahi bu bildiğin kulaklık. Yani metrobüste tak bu kaskı, dolaş. Bayağı iyiymiş sesi gerçekten ya. Ben mesela 50R kullanıyorum. Onda da HD ses kalitesi var ama bu başka. Bu bayağı kulaklık yani. Hani kulaküstü kulaklıkların verdiği müzik kalitesi vardır ya. Yani neredeyse onun kadar iyi ses veriyor. Şaşırdım vallahi gerçekten. Ses işini bitirmişler. Yani demek ki bu kaskı hem Bluetooth mesh ihtiyacı olan, sertifikalı bir kaska sahip olmak isteyen, hem şık bir kaska hem açılır bir kaska sahip olmak isteyen ve de en önemlisi harika bir ses isteyen, müzik ve konuşma sesi isteyenler için demek ki bu kask neymiş? İyi bir seçenekmiş. Bir de bunun uygulamasının içinde equalizer varmış. Bunun sesi iyi zaten. Bir de bunun üstüne bir de equalizer ayarları koymuşlar. Vallahi harika. Yani utanmasan bunu böyle takacaksın metrobüste. Motora binmedin diye mi? Metrobüse bindin. Bununla böyle takıp kulaklık gibi dolaşacaksın. Biraz tabii insanlar farklı bakabilir ama o kadar iyi bir sesi var yani. Anca öyle anlatayım. Evet dostlar, siz de havalar böyle kötü olduğu zaman çıkın gelin Motomax'a. Şöyle bir dolaşın. Motora binmeseniz de böyle bir insan buraya gelince bir rahatlıyor. Motora binmiş kadar oluyorsunuz yani. Bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın. Güvenli sürün. Yollarda da görüşelim. Bye.